Evet, BC kaç birimdir? Arkadaşlar açılarımı yazıyorum şöyle. Alfa, şurası olsun beta. Alfa artı beta 90 derece değil mi? Bura alfaysa şu kısma beta düşüyor. Bura betaysa şu kısımda alfa. Arkadaşlar iki üçgene de baktığımda hipotenüslerim eşit, açılarım eşit ise benzerlikten şuradaki 8 yan yatırılmış şuraya, şuradaki 5 de şuraya gelecek. 8 artı 5'ten 13'ü bulurum. Evet, x kaç birimdir? Arkadaşlar şu solda üçgende şu kısma ben alfa diyeyim. Aynı şekilde sağda üçgende de şu kısım alfa olacak değil mi? Şu açılarımın eşitliğinden. Benim şu kenarlarımın eşit olduğunu değil mi? Ben hemen görüyorum. Benzerlikten ne yapacağım? 14 buraysa benim şu kısım da 14 olacak. 6 buraysa x'e burada 8 kaldı. X kaç birimdir? Arkadaşlar ben şu açıma alfa diyeyim. Şuraya beta kalsın. Alfa artı beta 90 olacağından, burada 90 derece ifade ettiğinden beta buraysa alfa buraya kalıyor. Şurası 90 derece zaten görüyoruz. Alfa buraysa beta buraya kalıyor. Buradan ADB üçgenine bakalım. Bir de CEB üçgenine bakalım. Burada açılarımız eşit. Hipotenüslerimizin de eşit olduğunu görüyoruz. O zaman benzerlik uygulayacağız. Buradan beta'nın baktığı 3 olacak. Yani benim şu kısım 3 olacak. Buradan alfanın baktığı 12. Alfanın baktığı 12 olacak. 3 buraysa benim şu kısma 9 kaldı. Buradan 3, 4, 5 özel üçgenimi gördüm. 9, 12, x'imi buradan 15 kalıyor. X kaç birimdir? Arkadaşlar ben şu C'den bir dik indireyim. Şöyle dikim indirdim. Açılarımı yazayım. Şuraya alfa, şura beta olsun. Alfa artı beta 90 olacağından şu kısma beta kaldı. 90 buraysa şu kısma da alfa kaldı. Evet, hipotenüslerimin eşit olduğunu buradan görüyorum. O zaman iki üçgen arasında bir benzerlik yapacağım. Burada alfanın baktığı kaç? 3. O zaman burada da alfanın baktığı şu kısım 3 olacak. 5'ten 3 çıkarttım. Şu kısma 2 kaldı. Buradan beta'nın baktığı 5 ise bizim beta'nın baktığı şuradan 5 geliyor. Burası 90 dereceydi zaten. Pisagor uygularsam 5'in karesi 25 artı 2'nin karesi 4'ten kök 29 bulurum. X kaç birimdir? Arkadaşlar şu sağ tarafta dik üçgen oluşturmak için ben şuraları şöyle indirirsem. Şöyle 90 derece. Şurası alfa olsun. Şurası beta olsun. 90 dereceden şurası alfa kalıyor. Ve benim komple şu açım beta oluyor. Sağdaki ve soldaki üçgende benzerlik uygularsam hipotenüslerim eşit olduğuna göre kenarlarım da eşit olacaktır. Buradan beta'nın baktığı 6 ise burada beta'nın baktığı 6 olacak. Yani 4 buraysa 2 buraya kalıyor. Buradan alfanın baktığı 4 ise buradan alfanın baktığı 4 olacak. Burada Pisagor uygularsam 4'ün karesi 16 artı 2'nin karesi 4'ten kök içine alırsam kök 20. Ben burayı da 4'e 5 diye parçalarım. 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 5'i bulurum. Evet, ABC üçgen. AB AC'ye eşitmiş. O zaman ben gelip şu açılarımı şöyle eşit olacak şekilde belirtiyorum. BD EC'ye, BF ise CD'ye eşit şekilde gördüğümüz gibi. DFE 50 derece ise alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar ben şu kısmı alfa diyeyim. Şuraya da beta diyeyim. Burada tek çizginin gördüğü alfa. Yine aynı şekilde tek çizginin gördüğü alfa olacak burada. Burada da beta gelecek benzerlikten. Evet, bu iki üçgendeki benzerlikten 50 oraysa 50 de burası oluyor. Toplamı 100. Şuraya kaç kaldı? 80. Ben buradan alfa artı betayı değil mi? 180'e tamamlayacağı için 100 bulurum. Alfa artı beta 100 ise benim şu kısma 80 kaldı. İkizkenardan şurası da 80. 80, 80, 160. Alfa buradan 20 derece kaldı derim. Evet, alfa kaç derecedir? Arkadaşlar alfa buraysa simetriden alfa burası. Eşkenar üçgenden şu kısım 60. Devamında benim bu eşkenar üçgende dikkat etmem gereken, bak arkadaşlar, şu eşitlikler. Şurası. Burada bir benzerlik kuracağız. Bakın, eşkenardan bu kenarım bu kenarıma eşit. Sanki şu ABE üçgeni benim şu ADC üçgenimin ters çevrilmiş hali değil mi? Tabanlar ve kenarlar eşit olduğundan. O zaman ben şuralara açı yazıp benzerlik kurayım. Şuraya M diyeyim. O zaman şurası da M olacak. Şu kısma N diyeyim. O zaman benim şu kısımda değil mi arkadaşlar? Şöyle şu tarafı yazalım. N olacak. Buradan 60 buraysa ben M artı N'yi 120 bulurum değil mi arkadaşlar? Şimdi geldim alfamın olduğu yere. Şurası M,
Şurası da neydi değil mi arkadaşlar? M artı N 120 ise alfaya buradan 60 kalır derim. Evet, x kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar CD 2 birim. CD 2 birimmiş, geldim yazdım. C üstü D 8 birim. Buradan C üstü D'nin 8 olduğu yazılı. Bakın benim şurası hipotenüs değil mi? X yani. Buradaki hipotenüs de şurası. Yani şuranın da x olması lazım. 2 buraysa benim şu kısma x eksi 2 kaldı değil mi? Buradaki dikliği gördüm. Ben şurada Pisagor uygularsam 8'in karesi 64 artı x eksi 2'nin karesi eşittir x kare. Buradan 64 artı x kare eksi 4x artı 4 eşittir x kare. Buradan x kareler gider değil mi? Şu eksi 4x'i artı olarak karşıya atayım. Eşittir. Burada kaç kaldı? 68. Buradan x eşittir. 68 bölü 4'ten 6'yı 4'e böl 1. 28'i 4'e böl 7. Ben x'imi 17 olurum.